Ali Saydam, üç tür tartışmacı var. Televizyonda yerel seçimler sonrası yapılan tartışmaları seyrediyorum. Tartışmacılar arasında siyasi görüşlerinden bağımsız üç grup insan var. 1. Zeki, terbiyeli ve sakin olanlar. 2. Zeki, terbiyeli ve agresif olanlar. 3. Aptal, terbiyesiz ve agresif olanlar. Yaygın kanaat, birinci grubun reyting sağlamayacağı üzerine. Bu programlarda usulü bozan, tartışma adabına yakışmayan türde tartışmalar genellikle üçüncü ve ikinci gruba dahil konuklar arasında geçer. Karşıt görüştekilerin ikisi de üçüncü gruba dahil ise sınırlar çoğunlukla açılır, o zaman da masalar kırılır, kavga çıkar. İlk tür gruba zaten bir itirazımız olamaz. İkinci tür diye andığımız konuşmacılarsa nispeten tercih edilebilir. Ancak televizyon kanalları genellikle kabul edilemez gördüğümüz üçüncü gruptan reyting toplayacaklarını zannediyorlar. Oysa itibar kaybediyorlar, farkında değiller. Geçen gün bir program izliyorum. Bir hanım katılımcı şöyle diyor. Ekrem İmamoğlu'nun hakkı gasp edilmek isteniyor. Karşıt görüşlü katılımcı da şöyle cevap veriyor. Ya Binali Bey'in hakkı gasp ediliyorsa? Anglo-Saksonların Dead End açmaz dedikleri bu şekilde süren bir tartışmadan sonuç beklemek mümkün değil. Bunun ne izleyene bir faydası var ne tartışmacılara ne de sunucuya. Fakat böyle durumlarda hem kendi hem de kanalının itibarını kurtarmak için sunucuya önemli bir görev düşüyor. Tartışmayı verimli bir hale getirebilmenin ilk kuralı olan tartışma adabına uygun davranılmasını sağlamak sadece birbirinin sözünü kesme ya da agresif tavırlar değil. Katılımcıların sosyal medyadaki dile öykünerek geliştirdiklerini düşündüğüm birbirlerine fikir değil, laf yetiştirme usulüne geçilmesinin önünü almak da sunucuya düşüyor. Yoksa bu tartışmalar yerine iyi bir film seyretmek çok daha faydalı. En azından keyifli olacaktır. Sunucunun program başlamadan ve program sırasında uyarılarda bulunarak bu verimsiz söz kalabalığı ve gereksiz gürültüyü önlemeye çalıştığını görmek iyi olurdu. Kavgacılığı ya da kabalığı ile meşhur, söz kesen, laf kalabalığı yapan konukları programa davet etmemekte bir yöntem olabilir elbette. Program sırasında da önü alınamayan bir tartışma kavgaya dönüşürse, bunu bize izleyiciye yansıtmamak için birçok teknik imkandan da yararlanılabilir. Böylece kendilerini rating kaygısı için seviyesizliğe müsaade eden programcı ya da kanal durumuna düşmekten kurtarabilirler. Pişman olmuş olacağız. Bize sorarsanız başlıktaki cümle Türkçe değil. Bizde İngilizce'deki gibi future continuous diye gelecekte devam eden bir zaman yok. Gerçekte yok mu? Var da kaldırıldı mı? Yoksa Galata meşhur haline mi geldi? Bu alanda tek otorite olan Türk Dil Kurumu TDK konuya son noktayı koyacaktır. Bahsi geçen kullanıma önce sosyal medyada rastladık, ardından yavaş yavaş halk arasında yayılmaya başladı. Nihayet televizyon ekranlarında konuşmacılar ve siyaset insanları tarafından da kullanılmaya başlandı. Dilimize yerleşti, yerleşecek. Söylüyor olacağım geliyor olacağım, gidiyor olacağım, yapıyor olacağım vesaire. TDK'nın bize şu üç açıklamadan birini yaparak kulağımızı tırmalayan bu konuşma ve yazışma diline açıklık getirmesi lazım. Evet böyle bir kalıp var, hayır böyle bir kalıp yok, böyle bir kalıp yok ama Galata meşhur haline geldi. O nedenle TDK olarak bu kuralı kabullenip benimsemek zorundayız. Yoksa Levent Dönmez'in NTV'de keyifle takip ettiğimiz programı dil yaresinde çözüm aramaya mecbur kalacağız. Ali Saydam, Yeni Şafak